Fenomenler ve TikTok. Hadi gelin size onları da anlatayım. Memeyi açan fenomen oluyor. Son zamanlarda hiç dikkat ettiniz mi? Çıkan erkek fenomen sayısı %5'i geçmez. Çok nadirdir. Geriye kalan %95'i kadınlar ve kızlardır. Abi sizce de yazık değil mi erkeklere ya? Erkekler o kadar emek veriyorlar, kurgu yapıyorlar, masraf ediyorlar, Vine veya YouTube videosu çekiyorlar ciddi emekler vererek. Ama çok az izlenip çektiği videonun karşılığını alamıyorlar. Ha bir de saçma sapan videolar çekenler var. Onlar ayrı konu, onu da bir ara anlatırım. YouTube videoları çeken erkekler var. Bir süreden sonra ne yapsam olmuyor deyip içten içe üzülüyorlar ve kırılıyorlar. Hevesleri kursaklarında kalıyor. Bunlardan biri de bendim. Mesela çok güzel içerikler, komik videolar, vine'lar, mizah. Aklınıza gelebilecek en güzel şeyleri, en güzel kalitede sizlere sunmaya çalıştım. Baktım ne yapsam olmuyor, saçma sapan videolar çektim. Ama yine de izlenmedi. Anlayamadım gitti. Bir süreden sonra artık olmuyor deyip de bırakası geliyor insanın. Erkeklerin arkadaşları bile Instagram'da o postu, o durumu görünce tam görmemek için hızlı hızlı yukarı kaydırıyor. Sayfayı bu mal da kendini bir şey sanmasın, beğenmeyeyim, görmeyeyim, izlemeyeyim de izlenme sayısı, beğenisi artmasın diyen arkadaşları var. İçten içe kin kusuyorlar, büyümesin istemiyorlar. Bırak beğenmeyi, yorum atmayı filan. Ama kadınlar da öyle mi? Ama kadınlar öyle mi? Amına koyayım. Kadınlar saçma video da çekse, çevresi bu benim arkadaşım deyip destek çıkıyor, yorum atıyor. Saçma sapan da olsa yorum atıyor. Abi beğeniyorlar, bir şeyler yapıyorlar ki etkileşim illaki artıyor o videoya. Başkaları da görebiliyor. Ha ben buraya nereden geldim? Hatırladım, fenomenler ve TikTok'tan geldim. Şimdi arkadaşlar artık millet olarak öyle bir kıvama geldik ki artık kızlar bile erkeklerin videolarını görünce geçiyor. Kızların videolarını durdurup izliyorlar. Bu kız eskiden böyle değildi. Çok zayıflamış ya deyip durduruyorlar. Tekrar izliyorlar. Bu kız bu götünü nasıl büyüttü ya? Bak bir videoda bu götü kocaman gözükmüş. Kesin böyle bilmem ne kilodu kullanıyordur büyük göstermesi için diyorlar. O değil de en son gördüğümde bunun memeleri avucumdan ufaktı. Mandilin gibiydi. Bir şey değildi, gözükmüyordu. Kesin büyük göstermesi için kocaman sözcüğünü takıyordur deyip arkalarından konuşuyorlar, gıybet yapıyorlar. Bazıları da sinirlerine yenik düşüp laf sokmak için yorum atıyor. Onlar kavga yaptıkça videoya etkileşim artıyor ve daha fazla insana gözüküyor. Ama bunun farkında değiller. Erkekler ne yaparsa yapsın izlenmiyorlar artık. Erkekler bir yerini açsa sapık avaza oluyor. Ciddi bir video çekseler, bir şeyler giyseler kuru o öyle mi giyilir diye yorum alıyorlar, tepki alıyorlar. Maymuna benziyorsun, amına koyayım diyorlar. Ne yapsın bu erkekler ya? Götünü mü siktirsin? Ama götünü de siktirse izlenmez bu erkekler, o ayrı konu. Toplumca kadını da erkeği de karı kız izlemeyi seviyor. Artık kimse erkeklerin videolarına bakmıyor bile. Ama kadınlar da öyle mi? Kadınlar da etkileşimi arttırmak, video izlemini arttırmak, like almak, yorum almak çok kolay. Nasıl mı? Hemen göstereyim size. Ah yere bir şey düştü. Dur hemen eğilip de alayım. Tak dekolte gösteriyorlar. Aa bu yana düşmüş. Dur hemen o yana da alayım. Ama diz çökerek almıyorlar ki göt güzel gözüksün. Arkasını dönüp götünü gösteriyor. Al sana 100 bin izlenme, 20 kusur bin beğeni, 2-3 bin yorum. Millet göt meme görme hastası abi. Bazı kızlar bakıyor meme göt kesmiyor. Gidiyorlar abi göbeği açık tişört giyiyorlar. İçine renkli stüdyen takıyorlar. Altına kısa bir baştır gibi şort giyiyor. Böyle kilot benzeri bir şey her yeri gözüküyor. Sonra geçiyor oturuyor kameranın karşısına, telefonun karşısına. İki TikTok videosu çekiyor. Götü başı vücudunu gösteriyor. Al sana bir saat içinde 100 kusur bin izlenme. Ne güzel değil mi? Bazıları giyinmiyor, süslenmiyor bile. O kadar işi iyi biliyorlar ki tenezzül bile etmiyorlar çıplak göstermeye kendilerini. Çok iyi biliyorlar. Gelin onu da anlatayım size. Gidiyor stüdyeni çıkartıp böyle ince bir tişört giyiyor. Altı belli olacak şekilde. Kısa göbeği açık tişörtlerden. Memelerin uçları gözükecek şekilde pozisyon alıp video çekiyor. Al sana takipçi, al sana beğeni, al sana yorum, al sana like. Etkili o kadar güzel artıyor ki altına gelen yorumlar da o biçim. Aa bak diyor bunun memelerinin uçları gözüktü. Memeler firarda, ikizlere takke. Ne biçim yorumlar geliyor. Kızlar işini biliyor abi. Baktı göt memesi yok. Götü ufak, memesi ufak. Bu sefer ne yapıyor? Stüdyeni takmıyor içine abi. Tak uçlarını gösteriyor. Böyle altı belli olacak şekilde ince tişört giyiyor. Göbeği açık tişörtlerde. Al sana izlenme, al sana takipçi abi. İşi biliyorlar yani. Takipçinin kralını kasıyorlar. Bunu gören erkeklerin ağzından zaten sular akıyor. Hemen takip edeyim
de like atayım kafasında. Yeni bir göt müyüm? Aa, yeni bir meme mi? Ha, hemen takip edeyim. Erkekler bu kafada zaten. Erkeklere delik olsun yeter. Yani gazoz şişesinin dahi deliğini hallenen insanız biz. Bir öyle bir türüz yani. Kızlar gene yazıyor yoruma. Ülkede böyle kaşarlar da var. Namus diye bir şey kalmadı. Takipçi kasmak için göstermediği yeri kalmadı gibisinden yorumlar atıyorlar abi. İçten içe söyleniyorlar. İşte kadın olup da takipçi kasmak bu kadar kolay. Neyse abi geç ya.